Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve lukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Sözler içinde de 6. sözü okuyoruz. Onu tefekkür ediyoruz. 5 gün konuştuk. Bugün 6. günümüz, 6. dersimiz. Artık metnin finaline de geldik sayılır. İnşallah bir mani olmazsa bugün bu dersi bitiririz ve 7. söze geçeriz. 7. söze yarın geçeriz yani. Bu sözün hitamına ermiş oluruz. Ne konuşmuştuk baştan beri bir parça ondan bahsedelim. Yani şu an ne yapıyoruz? Belki bu dersten itibaren izlemeye başlayanlar olur. Estağfirullah. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfüsehum ve envâlehum bi enne lehumül cenne. Tevbe suresinin 111. ayeti bu. Kısa bir meali şöyle. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Bu mananın, bu hakikatin içerisini öğrenmeye çalışıyoruz. İçindeki balı nefislerimize akıtmaya çalışıyoruz. O balla istifade edip hayatımızı değiştirmeyi arzuluyoruz. Bediüzzaman Hazretleri 6. sözde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayfa içinde bunu tefsir ediyor. Tabi söz basım külliyata göre 6 sayfa. Güzel denk gelmiş yani 6. söze 6 sayfa. Biz de 6. derste bitireceğiz. Güzel bir tevafuk. Burada bu ayeti tefsir ediyor ama bu tefsirde hayatın içinde indirilen bir bal var. Yine bal kelimesini kullanmak istiyorum. Çünkü ayetin nereye düştüğünü öğreniyoruz biz bu tefsirle beraber. Yani tefsir sadece bize manayı bir done olarak bilgiyi nakletmiyor. Aynı zamanda hayatın içinde nereye düştüğünü, nasıl bir tutum takınırsak bu ayetin manasına dahil olduğumuz da bize anlatıyor. Baştaki temsil bunu özetle veriyordu zaten. Hakikat kısmında da bunu Bediüzzaman Hazretleri hayatla nasıl bağlayacağımızı öğretti. Zaten hakikat kısımları hep bunu yapar. Bediüzzaman Hazretleri bir temsil verir genelde. Ardından bir hakikat bahsi açar. Ve o temsilde bizim nereye düştüğümüzü gösterir. O temsilin bizim hayatımızda nereye düştüğünü gösterir. İlk derste, ta birinci sözde bunu konuşmuştuk. Demiştik ki, Bediüzzaman Hazretleri bu temsil hakikat, temsil hayat refleksini bize kazandırmakla aslında Kur'an'ın ve sünnetin temsillerine de nasıl bakacağımızı öğretiyor. Bir, iki, hayatı nasıl örnekliklerle yaşayabileceğimizi de öğretiyor. 3. Nasıl hakikatleri anlatacağımızı da öğretiyor. Bu dersler boyunca ben de kendimce bazı temsiller verdim mesela burada. Bazı hakikatleri size anlatabilmek adına. Bunu nasıl yapabildim? Bu refleksi kazandığım için yapabildim. Ki bu nurcularda çok vardır. Hemen bir şeyi temsile vurup anlatmak, bir hikayeye koyup anlatmak, bir kıssa içinde anlatmak. Bu nurcuların özelliğidir, çok yerleşmiş bir şeydir. Aliminden amisine kadar hep böyle anlatmayı denerler. Bu mürşidimizden bize akan bir eğilim. O da Kur'an'dan ve sünnetten almış bunun özünü. Temsilin kolaylaştırıcılığını. Hatta biz de dedik ya çocuklara bile temsillerle anlatıyoruz. Hasılı temsil bahsinde bir irşadın umumileşmesi meselesi var. Temsil vasıtasıyla zor hakikatlerin kolayca anlatılabilmesi meselesi var. Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde bunu bize uzunca izah edecek. Niye temsilleri çok kullandığını, sırrı temsil dürbünüyle ila ahir izahlarla bunu anlatacak. Oraya girmek istemiyorum. Hasılı böyle bir temsil eşliğinde tefsirimizi yapıyoruz. Ama bugün o temsili okumayacağım artık. 5 gün okudum, sizi bıktırdım. Bu sefer hakikat kısmından, Kur'an'ın sadasından sonraki kısmından okuyarak bugün konuşacağımız yere geleceğiz inşallah. Ondan sonra o kısmında tefekkürünü yapa yapa dersimizi hitama erdiririz diye umuyorum, diliyorum. Tabii ki de hepsi Cenab-ı Hakk'ın fazlındandır. Tevfik izin verirse.
tevfiki refikimiz olursa. Evet. Şuradan başlayalım. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor. Dönüyor, bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip, dönüştürüp, ibka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der. Evet var, hem beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Bu kısmın daha önce konuşmadığımız bir yönünü konuşmak aklıma geldi. Kur'an'ın sadasını böyle işitmek lazım. Hani daha evvel ibadetler ekseninde söylemiştik bunu. İbadeti ihtiyaç olarak görmekle onu Cenab-ı Hakk'a hediye ediyormuş gibi görmek farklı süreklilik etkileri yaratır. İnsan ihtiyaç olarak gördüklerinde daha devamlıdır. Yemek ihtiyaçtır, onda devamlıyız. Sıkıldık demiyoruz yani, yemek yemekten çok sıkıldım. Önümüzdeki ay yemek yemeyeceğim falan böyle bir şey söylemiyoruz mesela. Veya su içmekten çok sıkıldım. Önümüzdeki sene su içmeyeceğim falan demiyoruz mesela. Neden? Bunlar ihtiyaç. Hava almaktan kimse sıkılmaz. Kalbinin atmasından kimse sıkılmaz. Çünkü bunlar ihtiyaç. Bunların devamlılığı bizim için sorgulanmaz. Ve her an onların peşinde koşulur. Onlar arzulanır. İşte burada da Üstad Hazretleri aynı nazarı Kur'an'a kaldırmamızı söyledi. Yani Kur'an'a kadar kaldırmamızı söyledi. İbadetlerden Kur'an'a kadar. Ne dedi? Senin zaten bazı soruların var. Bazı arayışların var. Bazı açlıkların var. Cevap istiyorsun zaten. Sende böyle bir durum var. Senin bu talep eder durumuna geliyor bu Kur'an'ın sadası. Bakınız, burada çok dersler var. Katman katman içinde. Bir, fıtrat Kur'an'ı istiyor. Beşer fıtratı vahyi istiyor. Neden? Çünkü beşer fıtratının yalnız başınalığında cevaplayamadığı çok şey var. E tabi şimdi felsefeciler bir cevaplar vermişler ama bakıyorsunuz o onu cerh etmiş, bu bunu yalanlamış falan filan. Bir de üstelik şeyi delemiyorsunuz, varlığın kabuğunu delip içine geçemiyorsunuz ya da arkasına geçemiyorsunuz. Çünkü onların dünyasında gayb yok. Felsefeciler bu dünya üzerinden çıkarımlarını yapmaya çalışmışlar. Bize o kabuğu delip içindeki balı akıtacak bir şey lazım. Bunu biz kendimiz yapamıyoruz. Kendi boyutlarımızı aşamıyoruz. Nedir? İşte o vahiydir. İçindeki balın sezdirilmesidir. O bal dilimize değdiği zaman biz o arka plana, o içe, o öze karşı bir böyle talep eder duruma geçebiliyoruz. Cenab-ı Hak bizi cevaplardan haberdar ediyor. Ancak cevapların bizim üzerimizdeki tesiri de yine bizim arayışımızla ilgili. İbn Arabi Hazretlerine atfen işittiğim o söz, hani her arayan bulamaz ama bulanlar ancak arayanlardır. Hakikati Kur'an için de geçerli. Arıyorsan Kur'an sana cevap verir. Hatta yine daha önce konuştuğumuz bir şey, Kur'an kendisinde hak arayana hakkı öğretir, batıl arayana batılı öğretir. Yani nasıl diyelim, o kişi ondan dalaletini alır. Kur'an'ı öğretmez aslında ama o adam o taleple geldiği için dalaletini alır. Mesela hariciler, mesela cehmiye, mesela mücessime. Daha bugüne gelelim, mesela modernizm, o Kur'an Müslümanları denilen taife. Geliyorlar Kur'an'a ama kendi arzularını arıyorlar Kur'an'da. Ne buluyorlar? İşte dalaletlerini buluyorlar. Haşa, Kur'an mı onlara bunu aşılamış oluyor? Kur'an değil, kendileri öyle görüyorlar. Kur'an öyle bir ayna ki muhatabının nefsi, kalbi, aklı onda yansıyor. İşte o sivrisinek misalini anlatan ayet-i kerimede hani kafirler diyorlar ya, Allah bununla neyi murad etti şimdi, hani bu ne yani, böyle bir örnek verilir mi falan gibisinden. Ama müminler onun hak olduğunu biliyorlar. Sonunda ne diyor? Allah verdiği misallerle ancak fasıkları saptırır. Neden? Zaten o günahkar arzular, alışkanlıklar, o adamda arayışları değiştirmiş. Fasıklık nedir dedik biz daha önce.
günah alışkanlığı, sapma, ahlaki sapma. Adam zaten arıyor yani. Mesela geçenlerde Twitter'da rast geldim. Adam diyor Kur'an'daki riba faiz değildir. Yani şimdi bunu nereye koyacaksın arkadaş? İnsan cahil olduğunu bilmezse neler söylüyor işte. Bir de böyle ahkam kesiyor Müslümanları, siz bunu bilmiyorsunuz gibilerinden. Neden? O adam hayatından faizi çıkaramamış. Müptelası muhtemelen de bankada parası var faiz aldığı. Şimdi bir yanlışı sürekli işleyerek yaşamak istemiyor. Devası ne? Aslında tövbe edip onu bırakması. Asıl deva bu. O onu yapmıyor. Tam tersi. Günahını meşrulaştırmaya çalışıyor. İşte sünnette yok. Ya aslında imamlar uydurmuş. Tövbe haşa. Ehl-i sünnet imamları da böyle töhmet altında bırakıyorlar. Bu imamların dini. Kur'an'da yok. Sünnette yok falan filan. Oh, zaten Kur'an'da olana da razı geldikleri yok. Kur'an'da açıkça haram olan bir şeyi gösterdiğinizde de ya o şudur şudur falan. O değildir de budur falan. Onlarda da teviller zaten gırla. Hülasa ya Kur'an bizi değiştirecek ya biz Kur'an'ı değiştireceğiz. Kendi anlayışımıza göre manalar vererek tahrif edeceğiz. Zaten tahrif de böyle olmuştur. Tarih boyunca yani kutsal kitapların tahrifleri, Kur'an'dan önceki kitapların tahrif süreci bir lafızlarda oynayarak olmuştur işte. Yani metni bozmuşlardır. Bir, iki, yanlış yorumlayarak bozmuşlardır. Biz birincisini elhamdülillah yaşamıyoruz. Cenab-ı Hak lafzen Kur'an'ı öyle bir sistemle günümüze taşıtmış ki ona sirayet edemiyorlar, bozamıyorlar ama tahrif, yorum tahrifini yapmaya çalışıyorlar hala. Zaten sünnet karşıtlığının özünde yatan şey de yorum tahrifinin yolunu açmak. İslam'ı modern çağa uygun hale getirmek. Haşa, modern çağı İslam'la ıslah etmek değil. İslam'ı modern çağa uygun bir hale getirmek. Sanki İslam kendini beğendirmek zorunda modern çağa. Öyle bir çaba var yani. Neyse, oraya buradan geldik. Bu sadayı işitmek dedik. Düşünme meselesi. Bu soruların varsa bu sedayı işitirsin. Duymamışlar mı? Yusuf İslam, Allah selamet versin, duymuş değil mi? Daha bugünlerde işte Kanadalı bir aile Müslüman olmuş, haberlerde falan da gösteriyorlar. Duyuyor abi, arayan duyuyor. Duymayan demek ki aramıyor. Bakın bu Müslüman da olabilir mesela. Adam Müslüman ama adı Müslüman. Sadece kimlik olarak anadan babadan Müslüman. Bir arayış kalmamış içinde. O adama sen ne anlatabiliyorsun, ulaşamıyorsun ki? Hakikatte yüzleşme meselesi önce bir acz ve fakr meselesi. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanda aşk mesleği yerine acz mesleğini vurgulaması biraz da ahir zaman insanının o içindeki bozulmadan kaynaklanıyor. Ahir zaman insanının içinde kibir öyle bir noktaya gelmiş ki biraz da bu modern çağın teknolojisi, bolluğu, imkanlarıyla, daha önce yapılamayanları yaptığı sanrısıyla. Öyle sanıyor kendini. Onların olmadığı bir yerdeyim ben diye sanıyor. Onlar ne ya diyor. Onlar diyor yerde oturan, yemeğe elli yiyen işte kaba saba insanlar da haşa diyor. Ben diyor bak bugün gümüş takımlarla yiyorum işte. Şöyle yemekler diyorum. Böyle şartlarda yaşıyorum. Ben ne o bir mi ya diyor mesela. İşte benimle çobanın oyu bir mi gibi. Benimle onun diyor İslam anlayışı bir mi ya diyor. Ben diyor başka bir noktadayım diyor şimdi. Benim diyor elimde teknoloji var. İstediğim kadar hadise ulaşabiliyorum. Bilmem ayete ulaşabiliyorum. İyi de onun kafası zaten bilgisayar gibiydi. Onları ezbere biliyorlardı. Sen ancak bilgisayarda Google'da aratırsan buluyorsun. O da doğru anlarsan anlıyorsun. Hülasa söylenecek çok. Özetle dersimiz buydu. Kur'an'ı ancak arayışta olanlar, sorusu olanlar, cevap arayanlar işitir. Ders alır. Eğer böyle arayışlarınız yoksa hidayetten nasibiniz de az olur. İman Sadı Taftazani Hazretlerinin tarifiyle neydi? Kulun irade-i cüz'iyesini sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbinde yaktığı nurdu. Bir irade-i cüz'iye sarfı lazım o nurun yanması için. Ha, Cenab-ı Hak istese o nuru onsuz yakar mı? Yakar, onun kudretinden uzak değil ama bağlamış birbirine. Araman lazım, açlık duyman lazım, yönelmen lazım. İçinde bir beklenti olması lazım. Ki o ses geldiğinde kulak hemen yakalasın onu. Akıl, kalp, latifeler hemen yakalasın onu yani. Ve o açlığı korumanın yolu da
aciz ve fakir bilincini yaşatmak dedik. Evet. Birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kâr içinde kâr var. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Yani her işin rahatı buradadır. Bugün siyasi düzlemde olsa da mesela liyakat tartışmaları çok yaşanıyor. İşte filanca şuranın müdürü oldu, liyakati yok. Filanca şuranın amiri oldu, liyakati yok. Veya var ama muhatapları o liyakati liyakattan saymıyor falan. Bu tartışmalar çok var. Liyakat dediğimiz şey de aslında bir ölçüde, bir parça, la teşbih ve la temsil, sahibi hakiki olma meselesi zaten. Şimdi, bizim bu dünyadaki varlığımızın yöneticisi kim olmalı? Yani nasıl şirketimize bir yönetici seçiyoruz? Şirketimizin yöneticisi kim olmalı? Kim olmalı? O şirketi yönetebilecek kapasiteye sahip olan, işlerini bilen, yani aklıyla, çalışkanlığıyla, donanımıyla ona layık birisi olmalı ki o işler düzenli devam etsin. Bir liyakat arıyoruz yani o yönetimin devam etmesi için. Biz de kendimizi düşünelim, bu hayattaki varlığımızı düşünelim, imtihan sürecini düşünelim. Kim olmalı bu süreci yöneten ki bu süreç aksamasın, güzel devam etsin, sonunda bize bekayı kazandırsın, ahireti kazandırsın, cenneti kazandırsın. Varlığımız burada çerçöp olmasın, ziyan olmasın, iflas olmasın yani. Bu şirket de iflas olmasın. İnsan da bir şirkettir. Latifeleri, kalbi, vicdanı, aklı, daha nice nice şeylerle bir ortaklıktır yani. Vücudumuzda, bedenimizde, ruhumuzda, maneviyatımızda bir sürü şey var. Hepsinin bütününe biz insan diyoruz. O bütünlüğündeki bizliğe biz ben diyoruz. O açıdan düşündüğümüz zaman oraya da bir yönetici arıyoruz. Ya kime versek de bunun vekaletini bu süreç aksamadan işlese? Kime vermeli? Yaratana vermeli. Bu süreci, içinde yaşadığı hayatı, muhatap olduğu nesneleri, şeyleri, zamanı, hatta zaman ötesi kısmıyla beraber, ilm-i ilahiye dayanan kısmıyla beraber hepsi nerede? Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda, kudretinde, iradesinde, ilminde hepsi oradan gelmiş ve sırları da orada saklı. Yani bu süreci en iyi ezeli ve ebedi olan Sani-i Zülcelal biliyor. Hal böyleyken vekaleti ona değil de anların içinde var olan, ömrü yıldızlara kıyasla bir göz açıp kapayıncaya kadar değil, ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç cehaleti gitmeyen, yürümeyi bile işte 2 yaşına kadar, 1 yaşına kadar, 1 yaşında işte böyle hafif hafif yürümeye başlıyor bizim yeğen gibi. Ama işte ondan sonra işte o süreci tam tamamlamak, buluğ çağına gelmek, hatta hani adamın torunu oluyor, hala babasından nasihat alıyor. Merhum Yavuz Bahadıroğlu Hoca, Allah rahmet eylesin, Niyazi Birinci diğer adıyla. Biz onunla beraber çalışmıştık. Daha doğrusu o binada ben de çalışmıştım. Nesil Yayınları binasında editörlük yapmıştım. Odasına da sık sık gidip geldiğimiz oluyordu. Çok sohbet etmedim açıkçası yani. Pek sohbet imkanımız olmadı. O hep yazardı, bir şeylerle uğraşırdı. Ben de biraz öyle konuşkan değildim. Olmadı. Ama böyle hatıralarını anlatırken falan bazen yemekhanede biz de kulak kabartıyorduk. Şey demişti bir keresinde, ilk torunu herhalde Nülüfer Hanım doğduğunda, o da mesai arkadaşımızdı yani onu tanıyorduk, doğmuş, aradan bir zaman geçmiş, Trabzon'a, Rize'ye gitmiş, tabi Rize'liydi, Rize'ye gitmiş. Babası herhalde sağymış o zamanlar, rahmetli babası. Konuşuyorduk diyor, bana bir nasihat verdi, onu şöyle yapma, böyle yap falan filan diye. O da şey demiş hani böyle biraz nazlanarak. Yahu baba demiş, ben bugün dede oldum. Yani hala mı nasihat ediyorsun? Ben dede oldum ya. Hala mı nasihat ediyorsun? Diyor babam diyor şöyle bir durdu. Öyle ya dedi böyle hani. Ama diyor keşke demeseydim ben onu falan diyor. Benim içinde bir pişmanlık olarak kaldı.
Keşke öyle bir cümle kurmasaydım. Ha, kötü bir şey dememiş. Babasına biraz nazlanmış diyelim. Fakat insan nasihat etme ihtiyacı hissediyor. Neden? Çünkü o yaşta bile yanlışa düşebilme ihtimali var. İnsan böyle bir şey yani. İsterse torunu olsun, isterse torunun torunu olsun. Yine yapacağı işte nasihate, yönlendirmeye, istişareye ihtiyacı var hata yapmaması için. Yahu biz bu insanlık dediğimiz şeyi, sonucu cennet ve cehennem olacak şu süreci, bakın böyle de bir süreç yani, kaybedilecek cennet, kazanılacak da cehennem eğer hataya düşersek. Bunu kime yönettirelim yani? Böyle kıymetli bir şirketi, böyle kıymetli bir süreci kim yönetsin? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah yönetsin. Tevekkel duali Allah. Allah vekilimiz olsun. Doğru tutum bu yani. Buradaki cümle ona da bakıyor. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Kim iyi bilir? Elbette Rabbi bilir. Hani bunda kafa karışıklığı oluşturacak, insanı acaba sevk edecek, ya bu tutumumuz yanlış dedirecek bir şey var mı? Hani tamam, diyelim ki bu adam İslam'daki hukuk, İslam hukukundaki bazı şeyleri kafasına alamıyor, gönlü razı gelmiyor. Tamam, ama burayı geçiyorum. Bir Allah'ın varlığına iman etmiş birisinin ona işlerini devretmek konusunda şüphe duyması tuhaf değil mi yani? Ya Allah diyorsun ya, alemi yaratmış, kainatı tesbih tanesi gibi çeviriyor. Ona vermeyeceksin de kime vereceksin bu işi yani? Bu yetkiyi. Hülasa bu cümlede o hakikatler saklı. El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar. Adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada, sonsuz alemde saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini, yani hazin elemlerini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini, korkulacak kötü hallerini geleceğin, senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derecesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Bugünlerde çok tartışılıyor, kokain içen bir genç, siyasetle teması olan bir tartışma. O tartışmanın siyasi tarafını bir yana koyalım. Fakat hani gençlere uyuşturucuyu nasıl bıraktıracağız? Ya da nasıl başlamayacaklar? Nasıl caydıracağız onları? Bakın sırrı burada. Akıl kaçmak zorunda hissetmezse kendisini, öyle şeylere de bulaşmaz. Ama kaçmak zorunda hissediyorsa, hayata uyanık bir şekilde yüzleşmeye katlanamıyorsa hayatla, hayatı uyanık bir şekilde, şuurunda bir şekilde onunla baş edemiyorsa, sorularına cevap bulamıyorsa, o zaman illa kaçar. Bakınız, kötü alışkanlıklarının cevabı da yine burada. Tefekkürde, imanda, İslam'ın getirdiği mana ve hakikatlerin hayatımızda diri tutulmasında, üzerinde çalışılmasında, üzerinde üretilmesinde,
gençlere anlatılmasında, onların anlayacağı dillerle, üsluplarla, temsillerle sevdirerek öğretilmesinde. Bu başarılırsa ona engel olunur. Yasaklarla olmaz bu iş. Biz hep bu işte İstanbul Sözleşmesi bağlamında falan bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yani modern hukuk parçalı hukuktur. Yani parçaları görür hukukta. Bütünü görmez. Şer-i şerif ise ezeli ve ebedi Allah'ın hukuku olduğu için bütünü görür. Yani hem öncüllerini engeller hem sonuçlarını cezalandırır. Bakınız bu önemli. Bir daha söylüyorum. Şer-i şerif hem öncüllerini engeller hem de sonuçlarını cezalandırır. Modern hukuk sonuçlarını cezalandırarak engellemeye çalışır her şeyi. Bir zamanlar o da konuşuluyordu. Örnek verebiliriz. Benzinliklerde içki satılıyor ama alkollü araba sürmek yasak. Şimdi böyle olur mu yani? Ne yaptın ki sen? Yani güya o yasakla engel mi olacaksın? Adama alma imkanı sağlıyorsun. Gittiği her yerde bulabiliyor. Onu bulduktan sonra nasıl içmeyecek? Onun bir nefsi var. Bir de müptelalığı varsa daha beter. İslam ne diyor? O içkiyi taşıyan da, üreten de, satan da hepsine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiş. Yani hayattan çıkarabildiğimiz kadar çıkarmamız lazım onu. Ondan sonra onu cezalandırmamız lazım içeni, sarhoş gezeni, sarhoş arabaya bineni vesaire. Bu tutarlılıkla bu iş uygulanırsa sonuç alınır. Ya işte kadına şiddet var. Kadına şiddet var da o şiddetin öncüllerinin hiçbirisine engel olmuyorsun ki. İşte uyuşturucu, işte içki, başka kumar falan kötü alışkanlıklar, işte erkeğin azmasına sebep olan şeyler. Bunların hiçbirisini engellemiyorsun. Kadınla erkeğin arasındaki gerilimi doğuran hiçbir mevzuya çözüm üretemiyorsun. Ama sonucu cezalandırıyorsun. Bundan deva çıkar mı? Çıkmaz, çıkmayacak. Biz ancak şeriatın bütünlüğüyle, ezeli ebedi olan Allah'ın bütünlüğüyle, bütüncül bakışıyla varlığa bakarsak, şer-i şerife razı olursak, o zaman bu işlerin devası büyük ölçüde olacak. Ha elbette imtihan kıyamete kadar sürer, bu günahlar bitmez ama azaldığını, tıpkı asr-ı saadette olduğu gibi, o mübareklerin başardığı gibi, muvaffak olduğu gibi azaldığını görürüz. İkinci bir asr-ı saadet, elbette onların kemaline ulaşmak mümkün değil ama beşeriyet yaşar eğer o sırra tevekkül ederse. Evet, mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, yani gözün ne iş yaptığını biliyor, bir de baktıklarını da biliyor. O zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın, şu kitab-ı kebir-i kainatın, büyük kainat kitabının bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küreye arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatıra hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et, meş'um bir alet nerede, kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak, adi bir kavvat nerede, kütüphane-i ilahinin mütefennim bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet, yani özel hazine, özel rahmet hazinelerinin nazırı diyor, bakanı yani. Hazine-i hassa-i rahmet, özel rahmet hazinesi. Doğru oldu şimdi. Nazırı nerede?
ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. İşte bugünlerde de böyle temayüller var, kafirlere kıyamıyoruz cehenneme koymaya. Ya işte aslında Allah zalimleri cehennemlik şey yapmıştır, kafirleri değil falan filan, böyle işte yine Kur'an'a uzanan teviller. Yani Cenab-ı Hakk'a da öğretiyorlar kimin cennete girip kimin cehenneme gireceğini. Ahir zaman insanı bu hale geldi. Halbuki o mahiyete tam baksa tereddüt etmez. O adam şimdi diyor ki ya o zalimleri diyor kastetmiş Kur'an diyor. İnsanın zulmü sadece işte sokakta gördüğü adamlara saldırmakla veya işte Hitler gibi Yahudileri katletmekle veya işte başka birisi gibi mesela Bush gibi Irak'ı bombalamakla falan filan, bunlar değil ki sadece zulmü. İnsanın kendine de bir zulmü var. Mahlukatı da bir zulmü var. Cenab-ı Hak bunlara da izin vermiyor. Nasıl yaparsın? Sahibi sen değilsin ki. Bir de zaten bu analizi yaptığınızda ne amaç güdüyorlar? Nereye hedefliyorlar? Bu analizi yaptığınızda zaten işte şeyi söylüyor. Hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. O oraya layık, bu buraya layık anlarsın diyor biraz analiz etsen derinlemesine. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar. İnsan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş ya canavar eder. Ya sarhoş ya canavar. Burası da fıtratımızın iki yanına işaret ediyor aslında. Ya katlanamayız ve kaçarız. Yani o sorulara cevap veremeyişimizden, hedeflerimizin bizi tatmin etmeyişinden, hayatın bizzat ruhumuzun terazisini doldurmasından, küfelerini dolduramamasından dolayı ya kaçarız, sarhoş oluruz veyahut da ne yaparız? Canavarlaşırız. Ne demek bu? İşte az önce verdiğim örnekler gibi. Daha fazlasını istemekten büyük zulümlere saparız. Şimdi Hitler sarhoş muydu? Değildi. Ama ne yapıyordu? Daha fazlasını istiyordu. Yani sokaktaki herhangi bir insan gibi var olmak ona yetmedi. Firavun, sokaktaki herhangi bir insan kadar olmak yetmedi. Dünyada hedef büyüttü. Böyle diyelim, bu dünya tatmin etmedi ya, normal standart insan hayatı tatmin etmedi ya, hedefini dünya içinde büyüttü. Ama bu büyütme fıtrata aykırı olduğu için zulümlere sebep oldu. Hitler istiyordu ki dünyayı ben yöneteyim. Mümkün mü? Değil. Nasıl olacak? Boğuşmalar. Olmayacağını savaşlarla öğrendi. Stalin dünyayı komünizmle şekillendirmek istiyordu. Oldu mu? Olmadı. Nasıl öğrendi bunu? Yine katliamlar, ölümler. İşte devrim diye yola çıkıp en son yine kendisi devrilen insanlar. Fransız'da mesela Fransız devrimi. Devrimi yapanların çoğu daha sonra giyotinle gitti yani. Kendi devrimlerinin sonucunda öldüler. Gibi gibi. Süreç seni canavarlığa itiyor. Hedefi çünkü burada büyütüyorsun. Burada büyüttüğün hedef de seni zalimleştiriyor. Çünkü fıtrata aykırı. Beşinci kar. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Bunu da dedik ki hem bu dünya hayatında hem kabir hayatında o ahiret süreci başlayana kadar mizan, tekrar diriliş, orada amellerimizin tartılması, sırattan geçiş vesaire,
bütün bu sürecin içinde de biz bunun başka türlü karşılıklarını göreceğiz. Bu hayatta da görüyor muyuz? Görüyoruz. Cennet yemişi gibi lezzetler tadıyoruz. Birisine bir iyilik yaptığımız zaman içimizde de böyle sanki cennetten bir parça konmuş gibi bir ferahlık oluyor. Efendimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam, kim kalbinin katılığından rahatsız olursa, şikayet ederse yetim başı okşasın. Çünkü yetimin başını okşadığın zaman, ona sevgi şefkat gösterdiğin zaman içinde de bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun. Sanki o vesileyle senin içinde bir cennet yaratılıyor. Veya başka başka iyilikler, güzel ameller, dahil olduğunu hayırlı süreçler içinde cennet yeşertiyor. Hatta insan kafir de olsa, hani Müslüman olmasa bile, bu mesela sınır tanımayan doktorlar, atıyorum bilmem ne birliği, dünyanın her köşesine yardım için gidiyor adamlar. Finlandiyalı, bilmem nereli ama o hayat tatmin etmemiş, karar vermiş, ben işte falanca mazlum ülkedeki insanlara yardım etmeye gidiyorum arkadaş demiş, gitmiş. Ondaki tatmin de böyle bir tatmin aslında. Yani Cenab-ı Hak o kişi elbette iman etmezse cennete gidemez. Cennet Müslümanların yeri ama yaptığı amelde bir iyilik var ya, bir hayır var ya, dünyada onun yemişini veriyor ona. Sen diyor yani ahirette bunu göremeyeceksin zaten. Bari bu dünyada karşılığını gör gibisinden. O adam onunla tatmin buluyor. Yoksa o işe giremez yani. Ta buradan basıyor gidiyor Hindistan'a çalışmaya veya Pakistan'a. Orada şartlar da şey değil böyle, buradaki gibi rahat değil. Ama adam diyor ki ben diyor hayatta tatmin olamadım. Mesleğimi diyor böyle insanlara karşı yaparsam içimde bir huzur hissediyorum diyor. Bunu da ona örnek olarak anabiliriz yani. İşte bu 5 mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan, mahrumiyetten başka 5 derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Hasaret içinde hasaret, hüsran içinde hüsran, kayıp içinde kayıp demek. İşte bu kısım, tefekkür etmediğimiz kısım. Burayı okuyup inşallah altın sözü bitirmiş olacağız. Birinci hasaret, yani birinci hüsran, birinci ulaşamama, mahrum kalma, kaybetme. O kadar sevdiğin mal ve evlat ve prestij ettiğin, çok sevdiğin yani nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Cenab-ı Hakk'a satmazsan, onun şeriatı dairesinde kullanmazsan, onun rızasını hedeflemezsen, o zaman sevmekten kendini alıkoyamadığın, fıtri olarak sevdiğin mal, evlat, nefis, heva, gençlik, hayat zayi olup kaybolacak. Hiçbirisini tutamıyorsun çünkü. Benimle sonsuza dek kalsınlar, bende kalsınlar, hiç gitmesinler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Süreç ister istemez fenaya doğru taşıyor. Burada tabii sevgiyi mal ve evlada, prestiji nefis ve hevaya, meftuniyeti de gençlik ve hayata kullanması üstadım manidar. Ben şöyle bir parça anlıyorum bunu. Mal ve evlat ötemizde bir şey. Bunları seviyoruz. Ötemizde olanı. Evet hani bizimle bağı var ama biz değil, ben değil. Bu varlığımın içinde değil yani. Dışımda bir varlık. Onu seviyorum. Dışa doğru sevgi. Prestij, ben düşkünlük, aşırı düşkünlük diyebiliyorum ama burada ne? Taparcasına sevmek diye verilmiş. Ben onu prestiji biraz daha böyle düşkünlük diye şey yapıyorum. Müptelalık gibi. O artık bizim içimizdeki daire, bakın nefis ve heva. Artık içimizdeki daireye karşı da prestij ediyoruz. Çünkü bize daha da yaklaştı. Sevgi daha şiddetli bir sevgi. Ve meftun oldu. Meftun da ne demekmiş? Bu da aşık, düşkün, aşırı düşkün gibi manalara geliyormuş. Yani bu sevgi, prestij ve meftuniyet içinde bence şey var. Aşamalar var, mertebe farklılıkları var ve düz zaman ona itibaren böyle kullanıyor diye Allahu alem kaydıyla söyleyeyim, böyle düşünüyorum. İşin ehli daha iyi bilir. Evlat biraz daha ötemizde, nefis ve heva biraz daha yakın, gençlik ve hayat artık ta kendisi.
zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Değil mi? Gençliğini nerede harcadığın, yaşlılığında belli oluyor. Meyhanede harcadıysan karaciğerin diyor ki orada geçirdik vaktimizi, bundan böyle oldum ben diyor. Veya işte uyuşturucuya kullandıysan vücudunun değişik yerleri diyor ki ben orada geçirdim vaktimi. Bunlara bakarak ben şeyi de düşünüyorum. Hani ahirette insanın eli, ayağı, bedeni şahitlik edecekmiş ya, kendi aleyhinde veya lehinde Cenab-ı Hak soracakmış, onlar konuşmaya başlayacaklarmış, cevap vereceklermiş. Düşünüyorum ya, aslında anlamak çok kolay çünkü bu dünyada da o oluyor. Yine bedenine insan baktığı zaman, yani biyolog bir bedeninden örnek alıyor, idrarından, kanından, saçının telinden alıyor, bir inceliyor, o hayat nasıl geçmiş, az çok bir şeyler çıkarıyor oradan. Bak diyor, şunu yapmışsın, bunu kullanmışsın. Hayatında bir kere uyuşturucu kullansan çıkıyormuş diyorlar saç telinden. Bir kere bile kullansan çıkıyormuş. Gibi gibi, yani zaten vücut o izleri kendisinde taşıyor. Sanki zaten alem bu izleri taşımak üzerine yaratılmış. Her şeyde iz bırakıyoruz. Şu an benim sesim bile mesela duvarlarda iz yapıyor. Eğer cihazı olsa, onunla ilgili bir roman okumuştum yıllar önce, bilim kurgu romanı. Yani mesela cinayet işlenen yerin öyle bir şey kurgulamışlar. Cihazı yapmışlar böyle. Duvara tutuyor adam. Duvardan orada ne yaşandı? İşte ayarını yapıyor cihazdan falan böyle. İşte bir gün önce burada neler konuşuldu, onu yansıt bana diyor. Ses izlerinin de katmanları var böyle. Bir günlük izleri okumaya başlıyor cihaz duvardan. Orada ne olmuş, bağırış çağırış, kim kovalamış, kim kaçmış, ne sesler çıkmış. O cihaz okuyordu. Öyle bir roman vardı. İsim aklıma gelmedi, yoksa onu da söylerdim. Yani her yerde iz var. Her şey her yerde iz bırakıyor. O yüzden günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Ah, o dedik ya, zulüm sadece dışarıya doğru olmaz, insan kendisine de zulmeder. Nasıl? Kıymetli aletleri kıymetsiz şeylere sarf etmekle. Bu neyden besleniyor? Bu da varlığa karşı doğru algıyı oturtmakla. Dedik ya biz başta, insanın sahipliği mecazidir, gerçek değildir. İnsan aslında emanetçidir. Bu ayet bize bunu da hatırlatıyor. Üstad Hazretleri temsilde bu hakikatte bize aktarıyor. O sahipliği, gerçek sahiplik, asıl sahiplik gibi düşünmeyin. Asıl sahiplik ancak yaratmakla olur. Yoktan yaratandır asıl sahibi. Kayyumu bakidir asıl sahibi. Dedik, konuştuk. Devam ettirendir asıl sahibi hem. Hem yaratan hem devam ettiren. Hem uluhiyeti hem rububiyeti olandır sahibi dedik. Sen onun yarattığı şeyleri, sende emanet olan şeyleri yanlış şeylerde kullandın. Onun verdiği amaçlarla kullanmadın. Şirket sana araba verdi, arabayla gezmeye gittin. Hıyanet cezası çekersin. Çünkü zulmettin, arabaya zulmettin. Senin nefsin de Cenab-ı Hakk'ın bir mahluku, onun eseri. Ondaki hakkında öyle serbest, ipi boynuna dolanmış hayvan gibi serbest dolaşma işi değil. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor diye soruyor ya bize ayet-i kerime kısa bir mealiyle. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Bırakılır mısın senin gibi birisi, yani bu kadar sanat işlenmiş, bu kadar detaylarına önem verilmiş, bu kadar varlıkta olmayan şeylere donatılmış, bu kadar ince yaratılacaksın da sonra ben kafama göre takılırım. Var mı böyle rahatlık yani? Ayet onu söylüyor. İnsan diyor başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O kadar şey yapıyorsun bu alemde, o kadar tasarruf hakkı verilmiş sana, özgürlük verilmiş, seçme hakkı verilmiş. Ya bunları sana vermiş Cenab-ı Hak, hiç hesap sormayacak mı sanıyorsun sen? Nerede var o rahatlık yani? Gezegenler, yıldızlar bir saniye yerinden sapmıyor bu alemde. Onun celalinin korkusundan, cemalinin güzelliğinden. O gezegenler belki milyar yıldır dönüyor yani. Gene aynı tur atıyor, aynı şey düzlemde atıyor. Çıkamıyor yörüngesinden. Sen burada onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Var mı bu rahatlık? Gezegeni korkutan şey seni korkutmuyor mu? Evet. Üçüncü hasaret,
Nefsine zulmettin dedik. Nefsine zulmetmek nasıl oluyor? İşte kıymetsiz işlerde kendini tüketmekle. Akıllı bir çocuk, okulda çok başarılı. O çocuğu daha sonra layık olmadığı bir yerde gördüğün zaman çocuk kendine yazık etti dersin ya. Bu çocuk kendine yazık etti. Ne kabiliyetli bir çocuktu. Veya işte iyi bir futbolcuydu, sporcuydu ama kötü alışkanlıklara karıştı. İçki, uyuşturucu, kadın kız falan. Düştü seviyesi, futbola boş verdi. İşte diyelim çok aşağı seviyelere düştü. İkincilikte, üçüncülükte oynadı. Öyle yıldızlar var. Hani gençliklerinde çok parlamış ama sonra sonları kötü olmuş. İsim vermeyeyim şimdi. Var onlardan birkaç tane aklımda. Ne diyorsun? Ya yazık oldu çocuk. Ne kabiliyetliydi falan. Sen bunları diyorsun. Cenab-ı Hak kendi sanat hakkında demeyecek mi yani? Ben bunu ne için yaratmıştım da bak bu ne yaptı? Demeyecek mi Cenab-ı Hak? Sormayacak mı bunun hesabını? Biz soruyoruz, o sormayacak mı yani? Ya bunu kendimize sormamız lazım. Biz soruyoruz, o sormayacak mı? Onu bunda acize düşüren ne? Evet. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetler cihazat-ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmeti ilahiye iftira ve zulmettin. Yine bir önceki sırla ilgili bir şey. Sana hayvan üstü olman için verilen bir sürü şey vardı. Hatta onları iyi kullansan melek üstü bile olabilirdin. Adem Aleyhisselam'ın talimi esması, o Miraç sırrını da hatırlayalım. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın talimi esmasından tut, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına kadar. Bütün o süreç bize gösteriyor ki, insanın erdemlisi melekleri geçebilir. Bilgide de, sonuçta da, Miraç, talim esmanın bütünlemesi gibidir. Bunu Miraç gecesinde konuşmuştuk. 14. Leman'ın ikinci makamı münasebetiyle galiba konuşmuştuk. Böyle bir insansın sen. Hayvanlarda olmayan bir sürü şey var sende. Sonucu hayvan gibi yaşamak mı olmalı bunun? Yemek, içmek, yatmak bundan mı ibaret olmalı yani? Bakınız ibadet nasıl bir yere giriyor burada? İbadeti çekin alın. Hayatın içinden ibadet manası taşıyan her şeyi çekin alın. Hayatınız hayvanla aynı oluyor. Yedim, eğlendim. Hayvan da eğleniyor. Yattım, hayvan da yatıyor. Avlandım, hayvan da avlanıyor yani. Rızkımın peşinde koştum, hayvan da koşuyor. Hatta o daha çok koşuyor. Gibi. Cihazat-ı insaniyi hayvanlıktan aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiye iftira ve zulmettin. Allah seni onun için yaratmamıştı. Sen Allah'ın hikmetine, hikmet-i ilahiye iftira ettin. İşte bu kafirleri cehenneme sokmaya korkanlar, gönlü el vermeyenler bunları ıskalıyorlar. Cenab-ı Hak sadece Rahman değil ki, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti de var, hakimiyeti de var. Tamam, rahmaniyeti itibariyle belki olabilir gözüyle bakabilirsin. Hani o Rahman isminde sadece şey olursan, konsantre olursan. Ama Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerine baktığın zaman onlar kafirin ceza bulmasını ister. İşte bir isim burada geldi. Hikmeti, yani Hakim ismi. Hikmeti ilahiye iftira ve zulmetmek, Hakim ismini yalancı çıkarmak. Haşa Cenab-ı Hakk'ı hakim olmamakla suçlamak. Ona iftira etmek, iftiranın cezası olmaz mı? Mutlaka olur. Cehennem bir açıdan da budur mesela. Başka isimler de var. Yani Esma-ül Hüsna içinde çok ismi cehennemin gerektiricisi olarak anabiliriz burada. İşaretleyebiliriz, tarif edebiliriz. Ama işte hikmet-i ilahiye burada örnek verildi. Zulmetmiş oldun. Cenab-ı Hakk'ın seni o amaçla yaratmadığı yaratılışından belliydi. Ama sen, yok sen yanlış biliyorsun, ben doğrusunu biliyorum, ben hayvan gibi yaşamalıyım dedin. Nerede akşam orada sabah dedin böyle, eller havaya dedin. Bunun bedeli olur. Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle affetsin, günahlarımızı, taksiratımızı affetsin. Hakikaten hakkını veremiyoruz yani üzerimizdeki o sanatının. Vermemiz de çok zor. Ancak onun fazlı ve keremi bizi cennete alır. Amelle şeyle zor bu işler yani. İnsan ne yapabiliyoruz ki ya? Dördüncü hasaret, aciz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Bu da ne?
bir işin biraz psikolojik yanı bu da. Ya da duygusal yanı, kalbi yanı. O süreci yoksunluklar içinde yaşayacaksın. Bundan kaçamazsın. Hayat yükünün direksiyonuna sen oturdun ama Cenab-ı Hakk'ı vekil kabul etmedin, yönetici kabul etmedin, belirleyici kabul etmedin ama o yine o hayat yükünün devamı lazım. Sen altına gireceksin. Gitmeyi de engelleyemiyorsun. Zeval, yok oluş, firak, ayrılık. Onlar gitmiyor, son bulmuyor, devam ediyor. O yoksunluğu yaşayarak sen de yaşamaya devam ediyorsun. Zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Yani inleyeceksin. Süreci çeviremiyorsun çünkü. Taşıyamayacağın işin altına girdin. Beşinci hasaret, hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Sadece yanlış yerde kullanmak zor, yani üstteki şeyi düşünürsek sadece yanlış noktada kullanmak, ya bunu yapmadın sadece yani. Cümle getiremedim, bir türlü toparlayamadım. Yalnız yanlış yolda kullanmakla kalmadın. Hah, böyle bir yerden alalım. Yalnız yanlış yolda kullanmakla kalmadın. Bir de aksine kullandın. Yani karşı tarafı kazandıracak şekilde kullandın. Bugün mesela görüyoruz ateist sitelerini. Adam böyle hani, tamam Allah'a inkar ediyorsun, içinde tut be adam. Yani onu da tutamıyor. Bir kişiyi daha yanımda götürebilir miyim? İşte şeytan gibi aynı. Dalalet insanı şeytana çeviriyor. Şeytan nasıl Cenab-ı Hak'tan mühlet istemiş insanları yoldan çıkarmak için? Bunlar da abi ömürlerini insanları, kendileri gibi olanları veya acabası olanları, lan nasıl bir kişiyi daha çukura yuvarlarım, benimle beraber o da çukura girer, yanar, ona uğraşıyorlar abi. Artık akıl, kalp, göz, dil, ona verilen her ne nimet varsa hepsini, o hediyeyi rahmaniyeyi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden gelen o hediyeleri cehennem kapılarını açmak için kullanıyorlar. O kapıyı açmaya kullanıyorlarsa orada yanmaları da caiz, uygun, yakışır onlara. Yani bu öyledir gerçekten. Diyorlar ya işte adam da işte inanmasın canım ne olur. Ya inanmıyor da inanmaması içinde kalmıyor ki onun. Çalışıyor artık yani. O inançsızlığını yaymaya çalışıyor. Saldırıyor. Yırtıyor, ısırıyor böyle hani. Bir kişi daha gelir mi benimle? Bir Müslümanı daha rahatsız eder miyim? Bir kişinin daha keyfini kaçırır mıyım? Yani içinde tutmuyor onu. O onu zehirlediği gibi etrafını da zehirliyor. Evet. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Hakikaten de helal dairesi. Ya düşünün. İçilecekleri düşünün mesela. İçmesi helal olanları düşünün. Elma suyu helal. Nar suyu helal. Üzüm suyu helal. Fermantasyon olmaz yani, bekletmezseniz, şaraba çevirmezseniz. Envai çeşit şerbetler helal, şu helal, bu helal. Yani belki helalleri saysak 1000 tane içecek sayarız. Ne haram? Alkollüse haram. Abi sen o alkolü şey gibi düşünüyorsun böyle. Allah bizi nasıl bundan mahrum eder? Ya Allah ondan yasaklamış ama bu kadarını da helal etmiş. Bir de bu tarafa bak be adam. Kahve helal, çay helal, ıhlamur helal. O kadar içecek üretmişsin. Onların hepsi helal. Allah sana zararlı olduğu için sarhoş edicileri yasaklamış. Ya işte bu olur mu böyle bir şey falan. Helal dairesi geniştir yani. Keyfe kafi gelir. Hiç harama girmeye gerek yok. Tatmin olsak, kanaat etsek, bu da hani kanaat dediğim de bir şeylerden vazgeçin manasında değil. Şey olsak yani, hırs yapmasak ya, hani biraz düşünsek üzerinde, ya bu bana yetmiyor mu diye, bu istikametli değil mi diye, bununla gitsem daha doğru olmaz mı diye düşünsek, o zaten tamam oluyor.
Evet. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise hafiftir, azdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın farzları, emrettiği farzlar hafiftir, azdır. Allah'a abd, kul ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Şurası çok güzel geliyor bana. İzni ve kanunu dairesinde hareket etmeli ve sükunet bulmalı. Yani sükunet, yani durmak, rahatlık, yani durmak manası da var, sakinlik, rahatlık manası da var burada. Yani hem diyor onun dairesinde hareket et, durduğun zaman da orada dur. Veya orada huzur da bul mesela, o da var bu alt manada. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Bu duayı da ezberlemek lazım. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Kabzetmek, hani silahın kabzası var, tutulacak yeri. Yani emaneti geri almak zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Amin, Allahümme amin. Evet, birkaç dakikamız kaldı. Altıncı sözü elhamdülillah bitirmiş olduk. Şöyle bir özetleyelim, altıncı sözde ne konuştuk? Altıncı sözde İnnallâhe işterâ minel müminîne enfüsehum ve envâlehum bi enne nehumül cenneh ayetini konuştuk. Burada bahsedilen alım satımı, ticareti, cenneti, bizim sahipliğimizi vesaire hepsini Kur'an'ın ve sünnetin öğrettiği düzlemde anlamaya çalıştık. 6 sayfada Bediüzzaman Hazretleri bunu bize izah etti. Biz de 6 derste biraz daha onu içimize nakşetmeye gayret ettik. Kendi cümlelerimizle de aktarmaya çalıştık. Cenab-ı Hak hayırlı tesirlerine halk eylesin. Bizi, varlık algımızı o sahiplikten emanetçiliğe çevirsin. Ticaretimizi boş şeylerden cennetine çevirsin. Buradan edilecek çok dua var yani. Cenab-ı Hak hepsine layık olmayı bize nasip eylesin. Hepsine edebilmeyi bize nasip eylesin. Kârlar, zararlar yine burada duruyor. Bu ders bitiyor ama metin burada duruyor. Kendisi okumak isteyenler Sözler Risalesi'nde 6. sözü tefekkür edebilir. Biz de mesela başa dönüp tekrar konuşsak yeni yeni bir sürü şey söyleyebiliriz. Benim aklımda şey vardı ama onu yapamayacağım galiba. Yani bu kârların her birisini bir yere koymak vardı. İnsanda bir şeye karşılık geldiğine, bir latifeye karşılık geldiğine dair bir düşüncem vardı. Fakat ders bitti, sürede kalmadı. Makamı da geçmiş oldu. Onu inşallah belki nasip olursa tekrar, kim bilir kaç yüz dersten sonra tekrar sözlere dönersek, nasip olursa öyle bir şey, Cenab-ı Hak lütfederse bu dünyada yaparız. Bu dünyada yapamazsak gene Cenab-ı Hak lütfederse ahirette, cennette o karşılıklı tahtlara oturmuş şekilde cennette tasvir ediliyor ya Kur'an'da. Öyle meclislerde Cenab-ı Hak belki bizzat Üstad Hazretlerinden, belki onun da üstadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleriz. Cenab-ı Hak o güzel günleri de görmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.